Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli, faziletli, gayretli kardeşlerim. Risale-i Nur'un temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. Bugün 112. derse gelmişiz. 19. mektubun 11. işaretindeyiz. Mucizat bahsi. Efendimiz Aleyhisselam semavatta ve arzda yani varlıklar dünyasında kaç nev, kaç çeşit varlık varsa onların hepsiyle alakalı mucizeler göstermiştir. Şu ana kadar farklı nevilerle alakalı mucizatından misaller okuduk. 11. işarette ise taşların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıması, avucunda tesbih etmesi, taşlarla alakalı mucizeler ve yine 11. işarette dağ, dağda kayalardan yine taşlardan müteşekkildir dağlar taifesi ile alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizeleri vardır. Şöyle yapıyorduk. Her bölümde hangi nev anlatılıyorsa önce o nev o varlık ile alakalı bazı Kur'an'da geçen, sünnetlerde de geçen temel fikirleri veriyor ve o varlığı Kur'ani yönüyle tanımaya çalışıyorduk. 11. işarette iki tane taşlar ve dağlar. Onun için bu sohbette heyetinize taş nedir? Taşın mahiyeti nedir? Kur'an-ı Kerim taşlardan nasıl bahsetmiş? Taşın önemi, fazileti, varlıklar dünyasında doldurduğu boşluk anlaşılmalı ki Efendimiz Aleyhisselam'ın o taşlarla olan mucizesinin de ciddiyeti ve büyüklüğü önemi anlaşılabilsin. Bugün inşallah taşlar üstünde duracağız. Risale-i Nur'daki sözler kitabında özellikle 20. sözün birinci makamında kainattaki bazı varlıklarla Efendimiz Aleyhisselam'ın münasebetini anlatan ve Kur'an-ı Kerim'in böylece ilimlere ışık tutması yönlerinden bahseden birinci makamda üç nükte içerisinde anlatılan mevzu var. Hepsini şu anda okuyamayacağım ama özellikle buradaki üçüncü nüktesinde taşların oluşumundan bahsediyor Üstad Hazretleri. Ve Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 74. ayette geçen ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدْتُ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَرِ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayeti üç farklı noktasıyla taşlardan bahsediyor. Taş sert. Yahudilerin kalbi katı ve taş gibi, hatta taştan daha sert diyerek burada çok derin nükteler var ama şu anda ona giremeyeceğim. Merak edenler verdiğim bu kaynağı okuyabilirler. Ve sonra taşlardan suların fışkırması, taşların faydası açısından yerin altında kayalar olmasa ve yeryüzünde kayalar taşlar olmasa sular intizamla cereyan edemez. Toprağa yarar geçer ve sonra heyranlar göçükler yer altı göçükleri meydana gelir. Hem yer üstünde hem de yer altında suların intizamla cereyan edebilmesi taşlara bağlı olduğuna burada ikinci ayetin ikinci cümlesinde dikkat çekmekle beraber üçüncü cümlesinde ise taşların oluşumuna. Evet Bakara suresinin 74. ayetinin üçüncü cümlesinde ise taşların oluşumuna nasıl meydana geldiğine dikkat çekiyor. Ve üstad bütün bunları anlattıktan sonra burada geniş okuyacaksınız. Taşların yeryüzünde üç tane vazifesi olduğuna dikkat çekiyor. Evet zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının şu alemin temel taşı taş tabakası olmasa bu binanın dünyanın temeli olmadığından göçer demek. Bu taşların taş tabakasının fatır Zülcelal tarafından tavzif edilen en mühim üç vazifeye beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi Toprağın kudreti Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi kudreti ilahiye ile taş dayı toprağa dayelik edip yetiştiriyor. Yani toprak varlıklar için bir ana ve taşlar da bir baba mesabesindedir. Dayanıyor aile babaya, toprak da taşa, kayalara dayanıyor ayakta durabilmek için. İkinci vazifesi zeminin bedeninde deveranı dem hükmünde olan damarlarımızda nasıl kan böyle intizamla cereyan ediyorsa suların muntazaman cevelanına hizmettir. Yer altı ve yer üstü nehirleri intizamla cereyan ediyorsa bu kayaların büyük taşların olmasındandır. Üçüncü vazifeyi fıtriyesi çeşmelerin ve ırmakların uyun yani pınarların ve enharın nehirlerin muntazam bir mizan ile zuhur ve devranlarına hazinedarlık etmektir. Evet taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları ab haya suretinde delail-i vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. Buralarını genişçe okumalısınız. Ben bir fikir vermek için ve en nihayet bu bölümün sonundaki haşiyede ise böyle Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil gibi nehirlere dikkat çeken hadis-i şeriflerden bahsedilirken de kayalara dikkat çekiliyor. Şöyle bir tesbihat-ı nebeviden bahsediyor burada üstad. Sübhane men basatal ardı aleme incemet. Yani sudan donmuş taşların üstüne toprağa seren Allah'ı tenzih ederim noksanlıklardan müberra kılarım mualladır, musaffadır manasında tabir sudan donmuş taşların üzerine toprağa seren aslında kainatta bulunan bütün varlıkların aslı asıl maddesi sudur ve Kur'an-ı Kerim bu, bu hususta daha önce sularla alakalı durmuştuk bu ayetlerin üstünde Vallahu halaka kulla dabetin min ma'in mesela. Yeryüzünde debelenen ne kadar varlık varsa Allah onları sudan yarattı. Başka ayette Allah her şeyi sudan yarattı. Yani kayaların da taşların da aslı su. Onlar dondu, kayalar meydana geldi, taşlar. Eğer su olarak kalsaydı üstünde durulmazdı. Kaya taş olarak sabit kalsaydı donduktan sonra istifade edilemezdi. Ve sonra Cenab-ı Hak o taşların üstüne toprağa serdi. Dikkat buyurun bu yaratılma safhası aynı minval insanın yaratılması için de geçerlidir. Allah bir insanı bir çocuğu da sudan yaratmıştır. Anne ve baba suyundan su olarak rahme gider. Müminun suresinde de anlatılan safaları içinde Allah o sudan kemik yapar. Rahme asar önce sonra onu kemik yapar ve kemiğin üstüne et giydirir. Su, kaya ve toprak safaları, su insan, sonra insanın kaya kemik olması, kemik kaya bağlantısı ve Allah da o kemiğin üstüne sonra et giydirmesi Kayaların üstüne toprak koyması gibidir. Bu bağlantıların üstünde durmanızı arzu ederim. Kaynağı verdim. Değerli kardeşlerim, bu kayaların oluşma safhaları anlatılır ilim dünyasında da. Farklı jeolojik zamanlarda katılaşmış ve sertleşmiş yeryüzü katmanlarına ve bunlardan kopan parçalara zaten taş deniyor. Taşın tarifi böyle. Tekrar edeyim. Farklı jeolojik zamanlarda katılaşmış ve sertleşmiş yeryüzü katmanlarına ve bunlardan kopan parçalara taş deniyor. Taşların oluşmasındaki safhalardan bir kısmı püsküren mağmanın donmasından oluşuyor. Ve bu püskürük taşlar veya kayalar taşlar ve kayalar adını alıyor. Bu mağmanın püskürmesinden meydana gelen ser şeyler taş veya kaya adını alıyor. Bir kısmı da taşların tortul denilen taşlardır. Sedimental deniyor bunlara ilimde. Bunlar da diğer taşların üstünde yatan tabakalar. Yer altında böyle dağların arasından görürsünüz bazen böyle tabaka gibi levha gibi taşlar veya piramit şeklindeki kubbe şeklindeki taşlar bunlar da değişik şekillerde bu mamaların ateş halinde olan kısmından zamanla sertleşmesinden meydana gelen bir kısım varlıklar olarak metamorfik varlıklar deniyor bunlara ve taşlar talktan talk denen adi bir taştan elmasa kadar kendi arasında faziletine göre kıymetlendirilmiş ve değişik taşlar, değişik isimlerle de ta Hz. Adem döneminden bugüne kadar anılarak devam etmiştir. Kendi işlerinde mesela kuvars var, sert taşlar. Mesela feldi sıfat var, mika var mesela. Mermer de bu türlerden bir tanesi olarak ifade edilmiştir. Taşların oluşumuyla alakalı tekrar ediyorum. 20. sözü havale ediyorum. Az önce anlattığım hususlar da özetle önemliydi. Taş kelimesi Türkçe bir kelimedir. Farsçadan Osmanlıcaya geçmiş daha çok edebiyatta kullanılan kelime taş yerinde seng kelimesidir. Sengine yani bir taşına kurban olayım diye şiirlere de girmiştir. Arapçadan Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen taşların yapısına göre büyüklüğüne, küçüklüğüne ve kıymetine göre farklı farklı isimlerle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de de, hadislerde de, Arap edebiyatında da. Küçük olanlara taş Arapça karşılığı hacer. Büyük olanlara ise Türkçede kaya deniyor. Arapça karşılığı ise sahredir. Sat harfiyle başlıyor. H harfine vuruyor. Sahre diye ifade ediliyor. Eğer Kudüs tarafına gittiyseniz Kudüs'te orada kubbeti sahra diyorlar. Kubbeti sahra değil. Sahra bizde vadi manasında. Kubbeti sahre yani o büyük kaya Küpelik yapan büyük kaya demektir. Onun diğer adı edebiyatta veya dini literatürde muallak taş diyorlar. Hacer-i muallak. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın da girdiği böyle biraz merdivenle inilen ilk dönem mescidi aksa olarak yapılan bir tek ayak üstünde duruyor bir taş var orada kocaman bir taş. 18 metre kare genişliğinde bir buçuk metre yüksekliğinde altında insanlar namaz kılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da orada namaz kılmış ve onun üstündeki o muallak taşa da kubbeti sahre deniyor. Kubbetü sahra değil. Kubbeti sahre deniyor. Bu kubbeti sahre ile alakalı faziletli tabi çok fazla rivayetler var. Hazreti Süleyman Aleyhisselam böyle cinleri, şeytanları Mescid-i Aksa'nın inşaatında çalışırken o kayanın üstünde durdu sopasıyla. Orada öldü kaldı ondan mübarek. Bazıları Fatıma validemiz geldi orada namaz kıldı ondan mübarek. Bazıları Efendimiz Aleyhisselam miraca çıkarken atını oraya bağladı ondan mübarek. Bazıları Efendimiz miraca çıkarken o taş da arkasından geldi yükseldi. Efendimiz dur dedi öyle yerden bir buçuk metre yükseklikte kala kaldı ondan mübarek deseler de bunların hepsi menkıbemsi anlatılan şeylerdir. Ama orası kubbeti sahra değil sahre yani taşın kubbeleşmiş hali demektir. İşte o da sahre kelimesi bizdeki kaya kelimesinin karşılığıdır. Taşın karşılığı hacer, kayaların karşılığı ise sahre olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Mesela Kehf suresi 63. ayette Hz. Musa aleyhisselamın fetası yani Yuşe i̇bn Nun'la Hz. Hızır'la buluşmak için çıktığı yolculukta Kale Erayte iz ila fe inni ila ahir Mola verdiğimizde gördün mü dedi yani mola verdikleri yerde o balığı suya düşürmüştü. Hazreti Yuşa Aleyhisselam ila sahreti kaya sahır burada kaya manasında şöyle oturduğun zaman baya bir gölgeliği olan kaya demek. Lokman suresinde 16. ayette de sahre kelimesi geçer. Ya büneyye innehe inteküm miskale habbeti hardelin feteküm fih sahretin ev fi semavete ev ardı yeti bihalla. Ayette hardal tanesi kadar küçük de ya küçücük yapılan iş de veya bir kayanın içinde yapılan iş de neticede böyle bir şey de olsa Allah onu çıkarır demek. Sahra kelimesi. Mesela Fecir suresi 9. ayette de var. Ve sema odelzini sahra bilvadi. Vadide sağlam kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semut'tan bahsediyor. Büyük kayaları oyuyorlardı, içine sağlam evler yapıyorlardı. Onun içinde çok güçlü idiler. Mesela A'raf Suresi 74. ayet. Ve ten hitöne min kusuran ve tenhitun el büyüten ayeti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup dağlarını yontarak evler yapmalarından bahsediyor Cenab-ı Hak yine Semud kavminin Hicr suresinde de var ve kenu yenhitun min el büyüten aminin. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de sahra kelimesi e, ve onların yontulması beşer tarihinde medeniyetler kurulmuş kayaların içerisinde ona dikkat çekiyor. Araplar sahralardan topladıkları taşlarla ev yaptıkları için evleri bir tamamiha taştan manasında bedevi Araplarına verilen bir lakaf vardır. Onlara ehli hacer denir. Bedevi Araplarına ehli hacer deniyor. Yani taş ehli. Hep taşlardan yapılan evlerin içerisinde kalıyorlar manasında. Arap Yarımadası'nda düzgün taş yapılardan oluşan eski uhdut. Öyle taşlarla büyük derin tüneller açıyorlar. Bunlar şehir kalıntıları olarak hala tarihin değişik yerlerinde özellikle Necran'da vardır. Meşhur alim, Yahudi iken İslam'a girmiş bir alim Vehbi ibn-i göre Kabe'den sonra bina için taşın kullanılması ilk defa Yemen'de olmuştur. Gumdan diye bir büyük gökdelen yapmışlar. Demek ki ilk defa yeryüzünde yapılan ev Kabe, o da taşlardan. Taş, insanlıkla başlamış. Ve Cezire'de Harran'da görülmüş bunlar. Bu gamdan denen veya gumdan, gumdan büyük gökdelen binaları. Ve Araplar taş evlere özelliklerine göre isim vermişler. Ukne denen evler, Ütüm denen evler ve bir de kasır bizim saray dediğimiz evler. Orada kullanılan cevherlere göre, cevher taşlarına göre yapılan binalar farklı isimler almışlar en ednası taş, en kıymetlisi cevher. Bir de bu ikisi arasındaki taşlara da mermer diyerek Araplar taşları üç kısmı ayrılmış ve bu taşların kıymetine göre yapılan evlere de farklı farklı isimler vermişlerdir. Bu mevzuda tarihte yazılan çok kitaplar var. Onları da tespit ettim aslında beyaz taşlardan, mavi taşlardan, kırmızı taşlardan ve sarılardan yapılan işte değişik mücevheratın da bu şekilde ortaya çıktığı ifade edilir. Onları tayy ediyorum. Cafer Çelebi diye taş dünyasını, mücevherat dünyasını iyi incelemiş bir zat bu mevzuda kitap yazmış. Mermerlerde İkişer tür beyaz, siyah, yani ikişer tür siyah, ikişer tür kırmızı, yeşil ve dört türde alacı olmak üzere mermerleri bile kendi içinde on iki çeşidi orta seviyede bir taş kıymetinde demiş. Ve sonuç itibariyle on iki türü taş ise şunlardır. Sahra, kaya demek. Salt, sert taş, Celmut, o da bir sert taş çeşidi. Kattaha çakmak taşı. Safvan düz saylık. Neşefe sünger taşı. Safiha iri veya yassı kaldırım taşı. Kahkare sert taş o da cender büyük kayadan kopmuş iri taş değirmen taşları yani. Hasba bunlara çakıl veya kum taşı denebilir. Haşrem, Kireç taşı ve bir de Safa. Yani kayanın böyle farklı bir türüne de Safa demişler. Biliyorsunuz Safa tepesi ile Merve tepesi işte oraya Safa demesi de farklı oraya has. Başka dağlarda bulunmayan kayalar sadece o Safa tepesinde bulunduğu için oraya Safa. Yani o Safa Oradaki kayaların hiçbir başka dağlarda bulunmamasından özel isim olarak ifade edilmiştir. Süs eşyalarında kullanılan cevherler değerli taşlar. Bunlar. Eski Yunan'dan ta Hz. Adem'den bugüne kadar bu mevzuda kitaplar yazılmış taş bir sanat haline, bir ticaret haline gelmiş. Onunla alakalı da geniş bir araştırma yaptım. Şimdi onları da tay ediyorum. Değerli kardeşlerim, taşın insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Taştan alet edavat yaparız. Kap kaçak yapılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam dönemindeki Mekke'de bulunan bütün kaplar, kaçaklar hatta kaşıklar bile taştan yontulmuş olandırdı ki böyle Suriye'de Hz. İbrahim'in tabağı diye satıyorlardı. Gerçekten öyle yontulmuş. Yani aynısı değil de numunesini yapmışlar. Tabaklar bile böyle oyma taşlardan müteşekkildir. Evler, saraylar, mabetler, kaleler dünyanın değişik yerlerinde, İslam dünyasında da var. Bunlar hep taşlardan, kayalardan, heykeller, yontulmuş putlar ve değerlilerinden de süs eşyası. Yani demek ki taşla hayatımız devam ediyor demek. Ve bu mevzuda ahdi atik ve ahdi cedidde ve sonra Kur'an'da ve hadislerde çeşitli şekillerde taşlardan bahsediliyor. Bu mevzuda da çok geniş araştırmalar yapılmış ama bunlardan geçiyorum. Kabe ilk defa taşlardan yapılmış. Bir taş eksik kalmış. Cebel-i Arafa Hira Sevur, Turu Teyna Turu -Teyn, Zeyta'dan üstünde Kabe'nin taşı yazılı. Taşları toplamış melekler. Hz. Adem Aleyhisselam meleklerin yardımıyla Kabe'yi inşa etmiş ve o taşlar bitmiş ama bir taşlık yer kalmış. Ya Rabbi taşları kullandık malum dur sana ama bir taş eksik kaldı. Cenab-ı Hak o taşı da ben göndereyim demiş ve Hacerül Esvet'i göndermiş. Demek ki cennetten yeryüzüne insan dışında ilk indirilen varlık da yine taş olmuş. hacer Esvet Kabe taşlarıyla bütünleşmiştir. Evet İslam da, taşa tapınma yoktur, kült deniyor buna. İslam kültünde taşa tapınma yoktur. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam'dan kalan hatıralar içerisinde mesela makamı İbrahim, Hz İbrahim'in ayak izleri çamurda taşlaşmış, şu anda orada öyle bir sembol olarak da kafesin içerisinde duruyor. Mesela kabe taşlardan, hacir esvet de taşlardan başlangıç noktasını tespit ediyor Hacel Esved ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlık ve birliğine delil olarak anlatılıyor. Çok dikkat çeken ayetlerdir bunlar. Ve bu taşın adıyla anılan köşeye yerleştirilmiştir. Yani Hacel Esved de hem bir sembol olarak hem de cennetle alakası olan bir taş olarak hala varlığını devam ettiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz, "Ey taş, sen bir taşsın." demiş. "Ne faydan olur, ne zararın." demiş. "Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın seni öptüğünü görmeseydim vallahi ben de öpmezdim." demiş. Hazreti Ömer akılcı yaklaşmış. Arkasında bu sözü dinleyen Hazreti Ali demiş ki, "Ya Ömer, sen o taşta ne sırlar olduğunu bilseydin bu sözü söylemezdin." Yani uçakların kara kutusu gibi Hacerül Esved o da Hacer'dir. O da bir taştır ama Hacerül Esved ismiyle müsamma yeryüzünün kara kutusudur. Önünde ne kadar insan geçti, kim selam verdi vesaire onları kaydeden açıldığında öbür alemde bütün bunlar ortaya çıkacaktır. Taşlar bu kadar öne çıktığına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taşlarla alakalı mucize göstermemesi de mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hacer geçer aktardım. Bir de Sakır geçiyor. Büyük Kaya manasında. Bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen taş yerinde e, dikili taş manasında Nusup geçer. Nusup kelimesi. Dikili taş demek. Nas kökünden nasp yüksek demek, üstte demek. Mesela harflerin harekesinden nas verdiğimiz zaman üstün yani adı üstünde üstün yani yüksek demek ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu nas kelimesi daha çok beşer tarihindeki dikili taşların da haramiyeti şeklinde geçer. Mesela Maide suresinde 3. ayette hurrimet aleykümül meyte ve damu ve hinziri ve ma uhilla li gayri llahi bihi vel munhanikatu vel mevkuzatu vel mutereddiyatu vel natihatu ve ma ekale illa ma zekatum ve ma zubhi ala nusubi Burada haram kılınan şeyler sayılırken bir de dikilir taşlar adına kesilen kurbanlar dikili taşlar tabiri işte putlar dikili taşlar Kur'an-ı Kerim'de bir de bu hususa dikkat çekiliyor. Bu aynı manada ayet bir de Maide suresi 90. ayette var. Hem 3. ayet hem de 90. ayet. 90. ayette şudur. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu ritsüm min ameli şeytan. Burada dört tane haramdan bahsediliyor mealine bakarsınız. Evet. Ahdi Atik'te Yakup'un oğlu Bünyamin. Bünyamin'in doğumu sırasında ölen hanımı Rahel'in kabri üzerine bir taş diktiği söz edilir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam o az önce anlattığım kubbetü sahrenin üstünde şöyle cinlerini kontrol ederken tabi bir Mescid-i Aksa'yı inşa ettirecek 80 bin tane taş yontan çevrede çalışan işçisinden bahsedilir. Mezmurlarda yapıcıların reddettikleri taş var orada. Biz bu taşı istemiyoruz. Bu taşın yeri burası değil. Bu taşın yeri Kabe'dir dedikleri bir taş var. Ve işte o taş adı Hacer olan daha sonra Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'ın annesi İbrahim Aleyhisselam'ın diğer bir eşi olan Hacer o da taş demek. Hacer de taş demektir. Ha ile olursa. Eğer H ile olursa hicret kadını demek. Ha ile söyleyen de vardır. O taş Hazreti Hacer olarak daha sonra ortaya çıkmış ve gitmiş Kabe'ye yerleşmiş. Hacer validemiz bugün Kabe'de altın oluğun altında hatim denen yerde defnedilmiş. İşte o Hazreti Süleyman'ın taşlarını yontan, o yontan insanlar içerisinde bir kısmı veli olduğu söylenir. Bu kubbetu Safranın, Mescid-i Aksa'nın inşasının taşı değil. Bu Kabe'ye layık demişler. İşte ve işte o taş da Hacer validemiz adı altında Kabe'ye gelmiş ve Kabe'nin ikinci defa inşasına sebebiyet vermiştir. Burada çok önemli bir hususa temas etmek istiyorum. O da şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini Kabe taşlarıyla eşdeğer olarak anlatır. Buyurur ki bir gün mana aleminde gördüm. Böyle taş taş üstüne Kabe'yi inşa ediyordum. Kabe'yi inşa ettim veya Kabe inşa edildi. Fakat orada bir taş eksik kaldı. İşte oraya konan taş da benim buyuruyor. Demek ki peygamberlerin hepsi adeta Kabe'nin bir taşını sembolize ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kabe taşlarına göre hacer Esvet'in farkı ve faziletini ise diğer peygamberlere göre de farkının, faziletinin o olduğunu ifade ediyor. Bu da oldukça dikkat çeken çok önemli bir meseledir. Ve Kur'an-ı Kerim taşların üstünde çok durmuş. Mesela Saf Suresi 4. ayette Allah müminleri anlatırken İnna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi fi sabilihi saffan ke'annahum bunyanun Allah kendi yolunda cihat edenleri sever. Ama nasıl cihat edecek? Tek saf halinde. Ama tek saf da böyle dirsek teması hizaya geldiği arada boşluk olmayacak. Kurşunlarla perçinleşmiş, taşları kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi dünyanı mersus tek saf halinde cihat edenleri Allah sever derken Burada Cenab-ı Hak müminleri iç içe girmiş, perçinleşmiş, sağlam taşlara benzetilmiştir. Taş deyip geçme yani. Ve üstadın 22. mektupta naklettiği bir hadisi şerif var. Efendimiz Aleyhisselam bu ayetin hadisle tefsiri olarak El müminu lil mümini kel bünyanil mersusi yeşuttu ba'duhu ba'dan ifadesiyle bu hususa dikkat çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Üstad da bu taş misalindeki ittifakı anlatırken de baktım bugün İşaratül İcaz'da bir kaynak olarak Üstad Hazretleri Hüdellil Müttakin ayetindeki Müttakin kelimesini anlattığı yerde bendeki kitaba göre 39. sayfada şöyle bir misal veriyor. Bunu hizmet rehberine de almış. Diyor ki taş taş olmasına rağmen taşlar omuz omuza verir. Böyle birbirlerini tutarlar ve kubbe yaparlar. Kubbeti sahra da odur aslında. Şöyle kubbe gibidir o taşta. Altında namaz kılınıyor. Bir buçuk metre yerle uz uz uzunluğu kubbetu sahra. Büyük kaya. 18 metre çapında bir kaya. Şimdi Müminler de böyle taşlar gibi birbirlerine sıkı tutunurlarsa kubbe olurlar, aşağıya düşmezler. Manasında hem bu Saf suresinin ayeti ve hem de az önce zikrettiğim hadis-i şerifin bir manası olarak ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de dağların kazık kılındığı var. Velcibele evte de dağları bir zemine bir kazık yaptık. Kazık da aslında dağların içinde kayaların çok olmasından meydana geliyor. Yani evlerimizin temelinde kaya olduğu gibi dağlarda yeryüzünün kazıkları. Kazıklarla dünyanın ayakta kaldığı, o kayalarla ayakta kaldığı şeklinde. Evet, evtat kazıklar demek ama bir de Kur'an-ı Kerim'de zül evtat vardır, kazıklar sahibi. Mesela Sa'd suresinde Kezzebet kablehum kavmi ve ve Kazıklar sahibi Firavun diyor. Ve Firavun zil Fecir suresi 10. ayette de var. Kazıklar sahibi. Kazık ile de bir yoruma göre bu ayetlerde bir örneği İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'nda görülen Mısır'daki dikili taşlar ve piramitlerin kast edildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de mevzuya girerken üstünde durduğum bir de katılaşmış taşlardan bahsedilir. 20. sözün 1. makamında diye geçen Bakara suresi 74. ayet Sümme kasat kulubukum min ba'di zâlike fehiye kel hicâreti ev eşattu ve ayeti genişçe tahlil etmeyi düşünüyordum. Misale kaynağı ile beraber kısaca remzettim. Oraya havale ediyorum. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de gösteriş için sadaka verenler ve onu başa kalkmak suretiyle sevabını yok edenler üzerinde onlar da bir misalle anlatılmış. Yani gösteriş için sadaka veriyor. Bir de Verdiği sadakaları, yardımları muhatabın başına kakıp duruyor. Bunların da bir misali anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 264. ayette Üzerinde az bir toprak olan kaya. Yağmur geldi mi toprak gider. Kaya yine çız çıplak ortaya çıkar. Başkalarının minnet altını almak için yardım etmişin. Ezmek için. Yer yerde hatırlatıp başına kakıp Ondan da böyle sadistçe kıvam almak için işte üstünde biraz toprak var. Açık hayır yapmış ama onlar da çeker giderler. Bunu anlatan 264. ayet. Femeseluhu kemeseli saffanin aleyhi turabin fe ve bilun fe tarakehu salde salde de bir kaya çeşidi idi. Bu da Kur'an'da ayrı bir kaya tiplemesi. Ve Kur'an-ı Kerim'de küpçü toprağa denen tıyn kelimesi vardır. Tıyn. Allah insanı tıynden. Bir de pişirilerek elde edilen toprak buna da sitcil deniyor. Özellikle günahları yüzünden cezalandırılan Lut kavminin üstüne bu tür taşların yağdırıldığı anlatılır. Evet Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi Fil suresinde termihim bi hicaratin min siccil çamurdan pişmiş sertleşmiş taşlara attı. Onlar da bir taş. O kuşların Ebrehe ordusunu helak etmesi. Onlar da taş. Mesela Hüd suresinde felemme ce'e emruna cealne aliyehe ve emtarna aleyha hicareten min siccilin mendud. Özellikle Hüt Aleyhisselam'ın kavmine gelen, altlarını üstlerine çeviren bir kısım semadan düşen taşlar. Ama istif edilmiş taşlar böyle intizamlı peş peşe peş peşe peş peşe peş peş inip yerin altını bile üstüne getiren kavmi helak eden taşlardan bahsedilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hıcır suresi var. Surenin adı Taş suresi. Bir sureye Taş isim olmuş. Orada da 74. ayette Fecalna aliyaha safilaha ve emtarna aleyhim hicareten min siccil pişmiş taşlardan bahsediyor. Mesela Zariye suresi 33. Dinursila aleyhim hicareten min tin çamurdan taşlar olarak onların üstüne gönderip eski kavimleri helak eden taşlardan bahsediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de değişik kıymetli taşlardan bahsedilir. Mesela inciden, mercandan ve süs olarak özellikle kadınların kullandığı mesela in, inci de bunlardan bir tanesi e, süs eşyalarından bahsedilir. Mesela Nahil suresi 14. ayet. Ve huvellezî sahharal bahra lite'külü minhü lahmen Allah denizi size musahhar etti. Oradan taze balık yemeniz için. Ayrıca hâzâ Azbun füratün. Fırat bizde Fırat nehri var ya. Fırat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Böyle harareti kesecek içtiğiniz zaman çok tatlı, insanın içini şişirmeyen ve harareti kesen su demek hâzâ azbün füratün sâigun şerâbühü ve hâzâ milhun üceç ve min küllin te'külüne tariyen ve teftahricûne hilyeten telbesûnehe giyim eşyası, süs eşyası, takı eşyası olarak kullandığınız denizlerin diplerinden çıkan bir kısım kıymetli taşlardan bahsediyor. Aynı mesele Rahman suresi 12. ayette de var. Az önce okudum kısmen Fatır suresi 12. ayetti. Rahman suresi 22. ayet. Yahrucu min hümel lü'lü vel mercan. İşte o deniz sularından lü'lü lü ve mercan çıkartırsınız. Ve Kur'an-ı Kerim cennet kadınlarını Yakut'a ve Mercan'a benzetmiştir. Dünyada denizlerin diplerinden çıkan Yakut ve Mercan, cennet kadınlarının da Yakut ve Mercan'a benzediği Rahman Suresi 58. ayette anlatılır. Ke enne yakutu vel mercan cennet kadınlarının vasfı değeri olarak ifade edilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir de cehenneme gidecek taşlardan bahsedilir. Hem cennet taşları l -l hem dünyada kullanırız, denizden çıkar ama bir de cehenneme giden cehennem taşları var. Dünyada da cehenneme namzet olan taşlar var. Mesela bunlar bazıları cehennemin yakıtı aynı zamanda. Bakara suresi 24. ayet fe lem tef'alû ve len tef'alu fettakun narallati ve kuduhen nasu vel hicara üiddet lil kafirin yani Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ayeti bu. Hodri meydan çekiyor. Eğer Kur'an'a bir benzer getiremezseniz ki velen tef'alu zaten kıyamete kadar da benzer getiremeyeceksiniz. Öyleyse fettakun narallati öyle bir ateşten korkunuz ki ve kudühe onun yakıtı çırası ennâsü insanlar ve hicara taşlardır. Ya taşlardan yakıt olur mu demeyin. Maden, maden kömürü taş olduğu halde yakıt olarak kullanılıyor. Hem de niçin yeryüzünde bu kadar fazla putlar var demeyin. İşte o taşlaştırılmış insanlardan taşlaştırılmış putlar cehennemin yakıtı olacak. Cehennem çok büyük olduğu için çok yakıta ihtiyaç var. Onun için de çok insanların putlaştırılması lazım ki o taş, o put taş cehennemde yakıt olacak. Ayet buna dikkat çekiyor. Bakara suresi 24. ayet dedim. Aynı manaya yakın bir de Tahrim suresi 6. ayet vardır. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler ku enfuseküm nefsinizi koruyun ve ehliküm naran ve bir de ehlinizi, iyalinizi koruyun, ateşten koruyun. Ve kudihenne süvel aynı cümle. O cehennemin ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır. aleyhe melaiketün gılazun şidadun la ya'sunallaha ma emrahum ve yef'alûne ma yu'marun göz açıp kapama kısalığında asla Allah'a isyan etmeyen orada harfi harfine Allah'ın emrine itaat eden emre münkat diğer adıyla zebani olan melekler vardır ki at deyince atacak yak deyince yakacak işte böyle bir cehennem ateşinden kendinizi koruyun diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir de taşla alakalı rakim kelimesi vardır. Eshab-ı Kehf'in mağarada böyle bir taşı, kayayı da levha yapmışlar. Yazı yazma levhası. Eshab-ı Kehf'in diğer adı Eshab-ı Rakim. Rakam kelimesi de oradan geliyor. İşte sayılar orada verildiği için. Eshab-ı Rakim de bir manasıyla kayadaki yazılı levha tabakası demek. Bir de Kur'an-ı Kerim böyle taşlardan bahsediyor. Sonuç olarak Taş ilk insandan Hazreti Adem'den itibaren birçok eşya ve alet yapmada kullanılmış ve insanlığın vazgeçilmez bir temel ihtiyacıdır. Ve gökteki meteor taşlarından yerdeki en küçük çakıl taşlarına kadar kainat adeta taşlarla iç içe taşlarla çepeçevre çevrelenmiştir. Ve ayrıca eskiden insanlar ateşlerini bile taştan çıkartırlardı. Yani çakmak taşı dediğimiz çakıyorsun ateş çıkıyor kibriti çaktığımız zaman ateş olması gibi daha önce yani bu yeşil ağaç dalları sürtünce ateş olmazdan önceki dönemde bile insanlık ilk dönemlerinde o taşları sürterek ateş meydana getirip yemeklerini pişiriyor ateşle ne yapacaklarsa onları yapıyorlardı. Ve işte bu taş da yani cilalı taş dönemi dediğimiz, yontma taş devri dediğimiz o devirlerde bile taşlara ihtiyaç olmuştur. Taşlarla alakalı bir de fıkıh'ta anlatılan mevzular vardır. O noktaya giremedim maalesef. Yani yeryüzünde elde edilen taşlar bunlar zekata tabi mi değil mi? Ne kadar tabidir? Bunlarla alakalı fıkhi kitaplarında anlatılan çok geniş mevzular da vardır. Ama bugünkü gayretim anlatmaktaki asıl maksadım taşlar öyle basit hemen taş canım işte yani vur bir tekme gitsin diyecek öyle terk edilebilecek bir madde değildir. Taşların fazileti var, önemi var. Tabi öyle olunca Efendimiz Aleyhisselam'ın da taşlara alaka göstermesi başka bir deyişle. Taşlar da Efendimiz Aleyhisselam'ın nur çekirdeğinden yaratıldığı için adeta onun bir parçası Hz. Muhammed Aleyhisselam anne ve babasının evlatları mesabesindedir. Taşlar ve taşların da çocuğun anne babasını iyi tanıması, onun etrafında dönmesi gibi taşların da efendimiz aleyhisselam'ı tanıması ve onlarla alakalı mucize dediğimiz hadiselerin meydana gelmesi de gayet normaldir. Buna ihtiyaç vardır ve öyle olmuştur. Böyle cehiyetinize çok süratlice Kur'an'daki ayetlere de dayanarak ilmin verilerini de iç içe ele alarak taşları aktarmış, taşları anlatmış oldum. Taşlar konuşur mu? E, konuşur tabii. Şimdi bizim bu önümüzdeki aletler neden taş gibi bir şey? Telefon, taş. Aslında dişimiz taş, boğazımızdaki bu maddeler yani Mesela flash belleğe kaydediyoruz bir sürü ses sonra konuşuyor. Plat, teyip, bant hepsi konuşuyor. Taşlar niye konuşmasın ki? Onun için taşların da kendine göre bir hali, bir haleti, bir duygusu vardır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaları ve Efendimiz Aleyhisselam'ın onlarla alakalı mucize göstermesi de gayet normaldir elzemdir. Çok ama çok lüzumludur. Kısaca bunu anlattım. Aslında dağlarla beraber bunu anlatmak istiyordum. Taşları anlattım. Bir de dağlar. Kur'an-ı Kerim'de dağlar daha fazla geçiyor. Farklı yönleriyle dağlar tanıtılıyor. Özellikle 7. Şua'da yani Ayet-el Kübra Risalesi'nde dağlar Allah'ın varlık ve birliğinin delili olarak anlatılıyor. Cenab-ı lütfederse, müsaade ederse gelecek haftada dağları anlatacağım. Kur'an'da anlatılan dağlar, misale kaynaklarını da belki vermeye çalışırım. Daha sonraki sohbette 11. nükteli işarete geçmiş olacağız. Taşlarla ve dağlarla alakalı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o mucize misallerini inşallah okuyacağız. Bugünlük şimdilik sohbet bu kadar. Heyetimize teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.